Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bi adedi zerrati kainatihim ve kebatiha. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Gufranik Rabbim. Yirmi dokuzuncu mektuptan altıncı risale olan Desise-i Şeytaniye'yi çalışmaya devam ediyoruz. Dördüncü Desise-i Şeytaniye'de dördüncü tayfayı çalışıyorduk. Dördüncü tayfa çocuklardı. Ve geçen hafta merkeze aldığımız sorular, konular şu şekildeydi. Yani biraz zihnimizi derse ısındırmak için söylüyorum. Konumuz vahiy tanımayan bir medeniyete göre mi çocuğa muhatap olacağız yoksa vahye göre mi? Sorusu esnafında döndü. Neye dikkat edeceğiz? Ve çocuğa karşı, çocuğun ihtiyacına karşı vahyin, Allah'ı tanımanın o çocukla olan ilişkide nereye oturması gerektiğini anlamaya çalışıyorduk. Ve burada bizim bilinçli olarak çocuklara muhatap olmak için takip etmemiz gereken ve bize düşen vazifelerden bahsediyordu. Ve burada dikkatimizi çeken bir kelime var demiştik. O da telkin. Konumuz çocuk. Akıl bali olmamış çocuk ve çocuğa yapılacak olan telkinin onun kalbini imbisat ettirecek bir eğitimde gelişkinlere verilecek eğitimden farklı olması gerektiği üzerinde durmuştuk. Kur'an muhataplarına hatırlatıcı bir görevi yapıyor. Bir davet görevi yapıyor ve Kur'an yetişkin muhatabına telkin etmiyor demiştik. Telkin değil, tebliğ ediyor. Çocuğa gelince ise buradaki metinden mana devşirmeye çalışıyorduk ve aklına öyle bir kapı açacağız ki o kapı fıtratına uygun bir şekilde, çocuğun fıtratına uygun bir şekilde mesudane onun aklını, ruhunu geniş alemlere açacak ve fakat bunu çocuk şartlarında yapacağız. Şöyle bir örneğe benzetmiştik telkini. Bir çekirdeğe su dökmek gibi. Nasıl ki suyun dökülmesinin ardından çekirdek çatlar, filiz vermeye başlar ve çekirdeğe telkin etmek bu örnekte su dökmek gibi. Yani böyle hadi bakayım filiz ol der gibi. Kabiliyetinde olanlara dışarıdan hatırlatıcı bir açıklama yapmak ise tebliğdir, telkin değil. Yani sanki az önceki örneğimizde çekirdeğe su ile buluşması gerektiğini hatırlatmak gibi bir şey oluyor örneğimizde. Şimdi, evet, link istendi, verildi. Allah razı olsun. Geçen hafta bitirmeden önce Ali Hoca demişti ki yani bu konu ehemmiyetli. Üzerinde durmadığımız bazı kavramlar da var. Eğer sizler için de uygunsa bu çocuk meselesini kesmeyelim. Üzerinde durmadığımız bazı kavramlar var. Onlar üzerinde duralım denmişti. Bu arada sesim geliyor mu? Onu test etmedim ama geliyor, Allah razı olsun. Tamam. İnşallah şimdi metni tekrar zihnimize, ruhumuza, dünyamıza getirmek için kısa bir metin zaten. Yani iki paragraftan müteşekkil. İnşallah bir tekrar hatırlayalım ve akabine İnşallah altını çizerek değineceğimiz noktalara tekrar değinelim. Ben
biraz ortalamanın üzerinde bir tempoyla okuyacağım. Geçen hafta okuduğumuz bir metindi çünkü. Amacım gündeme getirmek metni tekrar. Bismillah. Dördüncü taife ki çocuklardır. Bunlar hamiyeti milliyeden merhamet isterler. Şefkat beklerler. Bunlar da zaaf ve aciz ve iktidarsızlık noktasında merhametkar, kudretli bir Halık'ı bilmekle ruhları inbisat edebilir. İstidatları mes'udane inkişaf edebilir. İleride dünyadaki müthiş ehval ve ahvale karşı gelebilecek bir tevekkülü imani ve teslimi İslami telkinatıyla, geçen hafta üzerinde durduğumuz vurgu bu kavram üzerindeydi, telkinatıyla o masumlar hayata müştekane bakabilirler. Acaba alakaları pek az olduğu terakkiyat-ı medeniye dersleri ve onların kuvve-i maneviyesini kıracak ve ruhlarını söndürecek nursuz, sırf maddi, felsefi düsturların taliminde midir? Eğer insan bir cesedi hayvaniden ibaret olsaydı ve kafasında akıl olmasaydı, belki bu masum çocukları muvakkaten eğlendirecek terbiye-i medeniye tabir ettiğiniz ve terbiye-i milliye süsü verdiğiniz bu frengi usul, onlara çocukçasına bir oyuncak olarak dünyevi bir menfaati verebilirdi. Madem ki o masumlar hayatın dağdağlarına atılacaklar, madem ki insandırlar, elbette küçük kalplerinde çok uzun arzuları olacak ve küçük kafalarında büyük maksatlar tevellüt edecek. Madem hakikat böyledir, onlara şefkatin muktezası gayet derecede fakr ve acizinde, gayet kuvvetli bir noktayı istinadı ve tükenmez bir noktayı istimdadı, kalplerinde imanı billah ve imanı bil ahiret suretiyle yerleştirmek lazımdır. Onlara şefkat ve merhamet bununla olur. Yoksa divane bir validenin veledini bıçakla kesmesi gibi hamiyeti milliye sarhoşluğuyla o biçare masumları manen boğazlamaktır. Cesedini beslemek için beynini ve kalbini çıkarıp ona yedirmek nevinden vahşiyane bir gadirdir, bir zulümdür. Evet, metin bu. Geçen haftanın özetini aktarmaya çalıştım. Bu ruhların imbisat etmesi ve telkinat üzerine durmuştuk. Geçen hafta altını çizdiğimiz fakat üzerine pek gitmediğimiz bir tarif daha vardı burada. İstidatların inkişaf etmesi fakat mes'udane inkişaf etmesi. Böyle bir vurguya ihtiyaç var mı veya bu vurguda anlatılmak istenen ne olabilir üzerine konuşmamız istifadeli olabilir diye bir vurgu yapmıştık fakat üzerinde pek konuşamamıştık. Bu hususta söylemek istediği bir şeyler olan varsa söyleyebilir veyahut sizin gündeminize geçen haftadan sonra bu hafta içinde veya şu an düşen bir mevzu bahis varsa konuyla alakalı bir soru olabilir, bir düşünce paylaşımı olabilir. O şekilde bir paylaşımız varsa onu da alabiliriz. Yani sorularla metnin anlaşılmasını açabilmek için. Ama tekrar özetlersek konumuz, yani vahiy tanımayan bir medeniyete göre mi çocuğa muhatap olacağız, vahye göre mi? Vahye göre ise neye dikkat edeceğiz? Ana merkezde olan soru bu. Şu anki sessizliğim katkılarınızı beklemekten ötürü. Sorunuz varsa dersin başında şunun tartışılması iyi olabilir, istifadeli olabilir diye. Ben de metne bakıyorum şu anda. Aynı zamanda sizlerle birlikte.
İnşallah. Teşekkür ederim. Güzel bir giriş oldu. Özet giriş. Dikkatimizi çekti. Mesudane inkişafı anlamak için ne yapmamız gerekir dedik. Burada iki alternatif veriliyor idi malumunuz. Birisi terakkiyat-ı medeniye, yani maddi felsefi düsturlarla mı çocuğu eğiteceğiz, yoksa iman-ı billah, iman-ı bil ahireti esas alan vahyin düsturlarıyla mı çocuğu eğiteceğiz konusunda karar vermemiz gerekir. Birisi, yani sekülerist eğitim diyoruz ona. Bugünkü medeniyetin eğitimi. Adına ve her yerde seküler demiyorlar da hümanizm falan diyorlar. İnsancılık diyorlar. Ama gerçekten insancılık olup olmadığına dikkat etmemiz lazım. Yalnızca dünyevi maddi esaslara dayalı insani duyguların kullanılması mı, yoksa iman-ı billahın, iman-ı bil ahiretin bütün çocuğun kalbine yerleştirilecek şekilde telkini mi, anlatılması mı? Buna bu aradaki farka dikkat edeceğiz diye anlıyorum. Ben hemen konuyu olumlu alana çekmek için ve Yunus'un eğer daha başka söyleyecekleri varsa ona zaten imkan vermek üzere birazdan susacağım. Birincisi, bu terbiye medeniye dediğimiz şeyden maksadımız dinsizlik diye anlaşılmayacak. Ona burada da söylediği gibi terbiyeyi milliye süsü veriliyor. Atalarımızın, ecdadımızın bize bırakmış olduğu o güzel miras gibi, güzel Türkçemiz gibi sloganlarla beynimizin yıkandığı ve fakat hakikatlerden mahrum bırakıldığımız bir eğitim türü. Adı terbiye-i milliye oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim türü oluyor. Ya da resmi müesseselerin, bu resmi müesseselerin içerisinde okullar var. Bu okulların içerisinde dini okullar var. Radyo televizyon programları var. Camiler var, resmi müesseseler. Camiler resmi değil ya, Allah'ın ibadet yeri, ama kardeşim resmi müessese olmuş. Resmi, görevli, maaşlı, parasını seküler kurumların ödemesini yaptığı maaşlarla çalışan memurlar var. Adına imam diyorlar. Bunların eğitiminden mi geçireceğiz çocuklarımızı? Yani istisnaları var. Ben kişiler hakkında konuşmuyorum. Müesseseler hakkında konuşuyoruz. Yani İstanbul Teknik Üniversitesi'nin herhangi bir, diyelim ki mimarlık fakültesi ne kadar resmi ise, Marmara Üniversitesi'nin İlahiyat Fakültesi de o kadar resmidir. Bir yerde bir halk evi ya da bir belediyenin işlettiği bir müessese ne kadar resmi ise, o bölgedeki cami de o kadar resmidir. Bu konuda bir uyanacağız önce. Yani ne oluyor, camiler resmi olur muymuş demeyeceğiz. Camide istediğinizi yapamazsınız. Resmi ideolojiye aykırı konuşamazsınız. Resmi ideolojiye aykırı insanlara ne vaaz edebilirsiniz, ne hutbe verirsiniz. Yoksa maaşınız kesilir. Bunları bilmemiz lazım. İlahiyatta hoca oldum diye, ben dini bilgileri biliyorum diye mutlaka resmi ideolojinin dışına çıkarak konuşacağım özgürlüğüne sahip değilsiniz. Resmi ideoloji, şimdi burada adını verdiği terbiyeyi milliye,
Terbiye-i Milliye'nin adı Terbiye-i Medeniye. Terbiye-i Medeniye'nin adı vahiy esaslı olmayan terbiye. Medeni demek insanların kendileri kendilerini en güzel şekilde nasıl yöneteceklerine dair yapmış oldukları araştırmaların sonucunda ulaştıkları bir yönetim biçimidir. Ve bu yönetim biçiminin tabanında dünya ve maddi refah vardır. Bu dikkat edilecek, edeceğimiz nokta. Aynı medeniyetin eğitiminden biz çocuklarımızı geçirmeyeceğiz ama bunun bir şartı var. Biz böyle bir medeniyetin eğitiminden geçtik, farkında mıyız? Aman efendim ben namazımı falan kılıyorum. Sana bu medeniyet, bu hani bu terbiye-i milliye namaz kılma demiyor ki. Başka bir şey diyor. Başka bir şey diyor. İnsaniyetini kullan, ilim, irfan sahibi ol diyor. Böyle retorikler geliştiriyor. Ama ahirete hazırlanmak için varsın demiyor. Rabbul Alemin'in kulusun. Başka kimseye ne kul olursun, ne de başka kimseyi kendine kul edinebilirsin demiyor. Maddi imkanlara sahip olduğun zaman hayatını yaşayabilirsin diyor. Maddi imkanlara sahip olmadığın zaman çalışıp çabalayıp maddi imkanlara sahip olman lazım diyor. Ama burada üzerinde durduğu bir nokta var. Çocukların da eğitiminde dikkat edilecek bir nokta var. İnsan. Çocuklar da insandırlar. Ben ceset değilim. Hayvan yani canlı varlık gibi değilim. Canlı varlık yönüyle evet haklısın. Benim maddi ihtiyaçlarım var. Yemem içmem lazım. Bir yere sığınmam lazım vesaire. Ama insan olarak mesul olmak istiyorum, mutlu olmak istiyorum, insani duygularımın tatmin olmasına ihtiyacım var. Peki bu terbiye-i milliye, insani ihtiyaçlarımı tatmin ediyor mu? Evet, istiyorum. Hayatımı garanti altında görmek istiyorum. Ölümün anlamını anlayıp, ölüm ile bedeni hayatımın, hayvani hayatımın, canlılık hayatımın bitmemesi gerektiğini arzu ediyorum. Bana ne teklif ediyorsun dediğinde çalış, çabala, para kazan diyor. Vergilerini vermeyi de unutma ha diyor. Hainane bir tuzak ile de vergini eğer gelirini, kazancını vergilenirsen işte o kazanç kutsaldır diyor. Değil mi? Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. Sezai Karaköz'ün bir vecizesi. Onu ondan almışlar diye duydum. Yani okumuştum. O teklif etmiş ve kabul etmişler. Kutsal, kutsani dünya malını kutsallaştırmanın yolu seküler sisteme sahip olan devlete vergi vermek olarak empoze ediyor. Ne büyük bir cinayet. Bedenini yine materyalist bir medeniyete teslim ettiğin zaman kutsal oluyorsun. Bu terbiye-i medeniyenin terbiye-i milliyenin temelini teşkil eden anlayışlardan bir tanesidir. Aslını, özünü teşkil eden anlayışlardan bir tanesidir.
Ben Sezai Karakoç'u seven bir insanım. İyi duyguları var, güzel duyguları var, kabiliyeti var. Ama çok büyük bir tuzağa düşmüş bu noktada. Kişiyle uğraşmıyoruz ama ben bilin diye bir insanın Müslüman olması mutlaka her söylediği cümlenin doğru olduğu anlamına gelmez. Benim burada din adına Risale-i Nur'u konuşmamız, benim sizin Yusuf Yunus'un her söylediğimizin doğru olduğu anlamına gelmez. Dikkat etmek lazım. En büyük tuzak kutsallığı vahiysiz bir dünya görüşünün içerisine yerleştirmektir. Camiyi devlet kontrolü altına almaktır. Din eğitimini devlet kontrolü altına almaktır. Devlet seküler esaslara göre yönetilir. Prensipleri insanların dünyasını tatmin etmektir. İnsanların bedeni ihtiyaçlarını, canlılık ihtiyaçlarını karşılamaktır. Vahiy dinlemez. Ben dünyada zaten vahiy dinleyen bir medeniyet olduğuna inanmıyorum, görmüyorum da. Olsa olsa Suudi Arabistan'daki yönetim biçimi ben şeriatı koruyorum falan diye palavra atıyor. Kralın dediğinin dışında bir kelime söyle bakayım, ertesi gün kendini ya mezarda ya hapishanede ya tımarhanede bulursun. Böyle bir medeniyet. Vahiy dinleyen bir medeniyet midir? Dikkat edelim. Bunlardan uyanalım. Şimdi önemli olan devlet düşmanı falan olmak değil. Bu bir yönetim biçimidir. Dikkat et. Onun yönetim biçiminin sana sunduğu çözüm senin insaniyetine cevap vermez. Bunu anla. Yoksa devlet düşmanı olacak bir zihniyeti geliştirmek için konuşmuyorum. Alakası yok, bir şey yapamazsın zaten. Önce kendini bir düzelt. Bize şimdiye kadar din adına resmi kurumlardan gelmiş olan bilgilerin bizim vahiy esaslı eğitim almamızda yeri yoktur. Bunlar informasyondur, tarihi bilgilerdir ya da genellikle tarihi bilgilerdir. Kur'an naklederler size. Resmi müesseselerin kendilerine göre bir kültürü var, o kültürü size aktarırlar. Ne yapacağız? İnsaniyetimize cevap verecek olan cevabı biz terbiyeyi milliyeden almayacağız. İnsaniyetimize cevap olacak kaynakları kendimiz özellikle araştırıp bulmamız lazım ki hem kendimizi terbiye edelim hem çocuğu. Hem söz verdim size bırakacağım diye hem devam ediyorum. Şimdi sus. Yok, devam edin hocam. Yalnız sizin dediğinizde bir yeri daha açmanızı isteyeceğim, talep edeceğim sizden. Bu birinci paragrafın sonunda alakaları pek az olduğu terakkiyat-ı medeniyet dersleri ve onların kuvve-i manevisini kıracak, ruhlarını söndürecek, nursuz, sırf maddi meselesinde sanki bir maneviyi kırma noktasındaki fonksiyonunu izah ettiniz de ben bu şeyi anlamaya çalışıyordum sizi dinlerken. Bu alakalarının pek az olduğu terakkiyat-ı medeniyet dersleri. Ve alakamız az mı ya böyle bu kadar? O yani bizim için en alakalı, insan için en alakalı meseleler bu terakkiyat-ı medeniyet derslerinde veriliyor. Yani yoksa bu hayatta nasıl var olacaksınız? Yani ne demek istiyor burada? Yoksa sadece çocuklar için mi? Yani alakalı söylüyor. Çocuklardan dikkat ederseniz 4. sayfa ki çocuklardır
diye başladı. Sizin okuduğunuz ikinci paragraf da eğer insan dedi. Ondan sonra arada da dedi ki madem ki o masumlar hayatın dağlarına atılacaklar, madem ki insandırlar dedi. Yani çocuğa has bir eğitim büyüklere değil demek anlamsız. Çünkü büyük de çocuk da aslında insandır. İnsan olarak muhatap ol da birisine insan çocuk olarak muhatap ol, diğerine insan gelişkini olarak muhatap ol. Ama insanlığı unutma. Şimdi alakası çok az dediği, evet ben insanım, insan olarak bende beden de var, evet. Karnım da doymak istiyor, evet doğru. Yemek istiyorum. İhtiyacım var, evim olsun istiyorum, değil mi? Korunmak istiyorum, maddi bedenimi üşüyor, bir şeyler giymek istiyorum. Bunu nasıl temin edeceğine dair sana yıllarca eğitim verir, giyinme ihtiyacını karşılamak için. Evet, yani buna böyle bir eğitime hiç ihtiyacım yok diyemem ama bu yalnızca benim varlığımda hayvan olma cihetine bedeni bir ihtiyacı karşılar. İnsan olan bu bedenin içerisindeki ruhun ihtiyacını, aklın, kalbin ihtiyacını akıl sorusu sorularla geliyor. İhtiyacını karşılamak üzere bir cevap üretilmiyorsun, üretiyor musun dediğimizde bu medeniyet o alana ben girmem diyor. Dikkat edelim. Alakayı böyle beden cinsinden olunca evet doğru yani bir tarlayı daha çok ürün alacak şekilde nasıl işlemem lazım geldiğini öğrenirsem mutlaka ki benim için faydalı olur. Ama ben bu dünyada yalnızca karnımı doyurmak için yaşayan, var olan bir varlık değilim ki. Ya karnımı doyuracağım doğru ama o benim için geçici bir şey. Esas olan benim ruhumun ebede uzanan emellerinin tatminidir. Onun için ahirete imanı, imanı bil ahireti, imanı billahı, insanın kalbi özelliklerinin dediği bu. Kalbi özelliklere akıl dahildir, ayırmayın. Neye? Yani Kur'an'da zaten kalp düşünen alettir. Onun için kalp dedi de akıl değil demeyin. Akıl olmadan Kur'an nasıl anlarsın ki? Düşünün diyor Kur'an. Düşünmeden kainatı inceleyip de ondan mesaj çıkartmadan nasıl anlarsın ki? Böyle anlıyorum ben. Evet Ahmet Ali dedi. Bu arada bir mikrofondan ses geliyor galiba ama. HP, tamam kapandı. Allah razı olsun. Ahmet Ali'nin bir yorumu vardı. Akleden kalp tabiri Kur'an'a ait. Ha, evet yani bu ayırmayın için bu tabiri hatırlattı Ahmet Ali. Allah razı olsun. Vallahi Allah razı olsun Ali Hocam. Yani ben istifade ettim. Tabii dinledikçe zihninde yeni sorular çıkıyor. Fakat dikkatimi dağıttığım için bir saniyede dikkatim dağıldı. Ben bir 2-3 saniye izninizi isteyeceğim. Bu arada Mesudane inkişaf meselesi hala duruyor. Onu yani o soru hala canlı. Yorumla katılacak olan arkadaşlar, abiler, kardeşler,
Yorumlarınızı bekliyoruz, onu söyleyeyim. Acaba siz hala canlı diyorsunuz da Mesudane inkişafın biz nasıl gerçekleşmesine dair detaylı bilgiyi konuşamayız burada. Yalnız prensip itibariyle insana bir bütün olarak muhatap olmak gerekir. Yalnızca vücut, beden olarak muhatap olmamak lazım. Bir bütün olarak ihtiyaçlarını karşılarsanız insan mesut olur. Yoksa beden ihtiyaçlarıyla sınırlı olursanız beden mesut olur da insaniyetim hala açtır, susuzdur, saadet bekliyor. Yani cevap bekliyor insaniyetim. Karnım doydu. Ne oldu? Öleceğim. Her şey fani. Karnımın doyması, ah, benim bütün sorunlarım çözüldü dedirtmiyor ki. Geçici olarak sabahleyin kahvaltı yaptım. Öğleye kadar yeme ihtiyacım yok, o kadar. O kadar, yalnızca yemek ihtiyacım yok. Hayatımı yaşarken hangi esaslara göre yaşayacağım ki bu esaslar benim insani duygularıma cevap verecek, tatmin olacak, insani duygularımı tatmin edecek. Nasıl yapacağım bu işi ben? Hangi anlayışla yapacağım? Onun için ben mesudane inkişaf ettirmeyi insan olarak, beden olarak değil, insanın ihtiyaçlarına cevap verecek, o ihtiyaçlara karşılık olacak bir kaynağı arayıp bulmak olarak anlıyorum. Ve prensipte konuşuyoruz. Yoksa elinizi şunu alacaksınız, çocuğun ağzına, kulağına bunu koyacaksınız diyemeyiz. Bu detayı veremeyiz burada. Ya genel tavrımız ne olacak? Benim en çok dikkatimi çeken nokta genel tavrımızda İslamiyet'in en temel esasları olan, esası olan, en temel, olmazsa olmaz, vazgeçilmez esası olan la ilahe illallah. Önce dünyanın mahiyeti nedir? Ben nasıl bir ortam içindeyim? Kendim hangi şartlarda yetişiyorum, yetiştiriliyorum, öğretiliyorum? Hangi şartlarda terbiye ediliyorum? Ki hepimiz medeniye-i milliyeden, terbiye-i milliyeden geçmiş insanlarız. Bunun aslı esası nedir? Bunun farkına varmadan hiçbir yere gidemeyiz. Önce bana din diye takdim edilen, hatta kültür, bilgi, eğitim, terbiye diye verilen öğretim diye, seni öğreteceğim, hayata hazırlayacağım diye verilen terbiyenin hepsi benim yalnızca dünyadaki beden ihtiyacımı karşılamaktan ibarettir. Din dahi öyledir. Dini bilgiler de öyledir. Beden ihtiyacını karşılar, bilgi edinme ihtiyacını karşılar. Çok dikkat edelim buna. Tarihi bilgi naklederler din hakkında. Yani bir tarihtir o. Eğitim midir? İnsana gerçekten, mesela Kur'an'ın Arapçasını öğretirler size. Kur'an'daki kuralları naklederler size. Kur'an'da ahirete iman diye bir esastan bahsedilir diye naklederler. Ama ahirete iman mı? Bunu da nereden çıkarttın? Kur'an diyor, ne derse desin. Ben, ne demek bu? Dünya bundan ibaret. Bundan başka bir dünya mı var diye sorduğun zaman sana bu eğitim bir cümlecik bile cevap vermez. Onun için bu terbiye-i milliyede, o terbiye-i milliye içerisinde bize takdim edilmiş olan eğitimin benim ruhumun, kalbimin, aklımın ihtiyacıyla alakası yok. Ya bilgi edinmekle, bilgi dağarcığımı geliştirmekle meşguldürler. Bunu anladığım zaman sorunu
temelinden çözmek için ne yapmam gerektiğini anlarım. Yani la ilahe'yi anlamayan bir adam illallah sonucuna hiçbir zaman ulaşmaz ve Allah'ı aramaz. Önce eksiklerimizi, hatalarımızı, nerelerde bu dünyada yanlışlar yapıyor olduğumuzu tespit edeceğiz. Ondan sonra cevap bulacağız. Onun için bir çocuğun veya bir insanın istidadını inkişaf ettirmesi için yalnızca bedeni ihtiyaçlarını, en güzel beslenme yöntemlerini, yerli malı kullanma yöntemlerini öğretmek değil. Yani bu bir ihtiyaçtır. Bedenin ihtiyacıdır. Bu ihtiyacı, o inkişafı, istidadın inkişafını karşılamak için insani ihtiyaçlarımın bedeninden ayırmak suretiyle konuşuyorum ki o da bedende dahil ama çok küçük bir kısımdır. İnsani ihtiyaçlarımın cevabını verecek. En önemlisi bu. Benim bu dünyada ne işim var? Ben buraya nereden geldim? Ne yapmak ve nereye ulaşmak üzere çalışıyorum? Bunu konuşacağız. Ve bunun biz burada yalnızca bu çocuk bölümünde ki terbiye-i milliye insaniyetin ihtiyaçlarını karşılamaya yetmez diye ayrılan bölümde ihtiyarların, hastaların, çocukların vesaire, fakirlerin, zayıfların, gençlerin ayrı ayrı ihtiyaçları olduğunu sıralamak suretiyle bizim gerçekten tüm toplum olarak temel ihtiyacımızı karşılayacak kaynağın ne olduğunu araştırmamız lazım. Bize verilenlerin, bize takdim edilenler, sizin ihtiyaçlarınız bunlardan ibarettir diye takdim edilenlerin insaniyetimin gerçeğiyle alakasının olmadığını anlamam lazım. Bu noktada, yani bunlar güzel bir noktaya geldik bence hocam, Allah razı olsun. Bu dediğinizin, yani geçen hafta konuştuğumuz bu telkin meselesi. En azından benim ihtiyaç hissettiğim bir nokta var. Yani zihnimde bir yer eksik kaldı, onu tamamlayamıyorum. O eksik nedir onu da bulamıyorum da yardımcı olabilirseniz diye hem sizin, yani özellikle siz olarak tüm katılımcılara yöneltmek istiyorum. Bu telkin etmek derken bu beyin yıkamak, kastetmiyoruz, dikte etmeyi kastetmiyoruz gibi bir vurgu yapmaya ihtiyacı hissettik geçen hafta. Bunu kastetmiyoruz dedik. Ve fakat bu tebliğ ve yani tebliğ etmek bir uç olsun, dikte etmek diğer bir uç olsun, böyle bir skalanın tam ortasında duran bir yerde gibi sanki bu telkin, hani öyle bir yere konumlandırmaya çalıştık gibi. Ama bu telkin nerede duruyor hususunda bir ölçücük gerekiyor diye hissettim. Yani o telkinin beyin yıkamak değil ha, dikte etmek değil ha, bunu kastetmiyoruz. Ama tebliği de kastetmiyoruz. Yani o arada nasıl duruyor noktası, ben biraz ihtiyaç hissettim de bunu, yani eğer yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşları bekliyoruz. Düşüncelerini paylaşmak isteyenler. Abi ses gelmiyor. Benim anladığım gençler, çocuklar ile gelişkinler arasındaki farka dikkat ederek tebliğ yapın. Gelişkinin bir gerçeğe muhatap oluşundaki kapasitesi ayrıdır. Çocuğun bir gerçeğe muhatap oluşundaki kapasite ayrıdır. Buna dikkat edin. Çocuklarda kendisine itimat ettiği kaynakların yapmış oldukları tavsiyeyi eğer
fıtratlarına, yaratılışlarına taban tabana zıt değilse, o kendisine yapılan fıtratına uygun bir tavsiye ise, onu olduğu gibi alırlar, hissiyatlarıyla alırlar, kabul ederek alırlar. Fakat yapılan telkin eğer fıtrata uygun değilse, yani yaratılışına uygun değilse, insaniyetine uygun değilse almaz. Yani çocuk da olsa fıtratına uygun olanı muhakeme etmeden, yargılamadan, itimat ettiği kaynaktan alır. Yine fıtratına uygun olanı bir gelişkine teklif ettiğinizde o muhakeme etmek suretiyle alır. Aradaki farkı ben böyle görüyorum. Gelişkinlere itimat edilen kaynaktan aynı nakil yapmak yeterli değildir. Yapılan naklin fıtrata uygun olması da yeterli değildir. Şimdi kaç unsur oldu? Bir. Yapılan tebliğ ya da nakil fıtrata uygun olacak. İki, itimat edilen bir kaynaktan gelecek. Üç, insanın muhakeme tahlilinden, analizinden geçtikten sonra onaylanabilecek. Bu gelişkinler için olanı diye anlıyorum ben. Maalesef bu gelişkinler için olanı zamanımız müsaade ettiği kadar kısa bir şekilde yanlış uygulamasını anlayayım. İtimat ettiğiniz bir kaynaktan fıtratınıza uygun bir mesaj aktarıldığı zaman insanlar bunu, özellikle bu müellifin kitaplarını okuduğumuz müellifin bir yerde kullandığı bir ibareyi kullanarak, ifadeyi kullanarak dikkat çekmek için, eleştirmek için değil, haklı olarak söylüyor da, mekazdaki kutsiyet avamı ittibaa teşvik eder mi? O kelimeyi hatırlayamadım. Kaynaktaki kutsiyet avamı ittabi olmaya, kabul etmeye sevk eder diyelim. O kelimeyi hatırlayamadım. Önemli de değil. Hangi kelime ise yani yeterli. Bu cümleden insanlar, efendim sen mesela peygambere itimat etmiyor musun diyor. Türkiye'de ben Müslümanım diyecek kadar kendisini bir yerde gören kişi, ben peygambere falan itimat etmem kardeşim diyecek değil. Böyle bir kültür yok. O zaman itimat ediyorsan peygamber böyle söylemiş işte diye onu taklide çağırıyoruz. Ya peygamberin söylediği doğrudur. Fıtrata uygundur. Mesela dişini fırçala, müsvak kullan veya dişini fırçala dedi. Temizliğine dikkat et dedi. Fıtrata uygun. Kimse ben temizliğime dikkat etmeyeceğim. Gerek yok ki kardeşim. Demez. Fıtrata uygun bir. Peygamber dedi bunu. Kaynak da kutsal. O da yerinde. Tamam işte bitti diyor. Gerek yok onun muhakeme etmesini sağlamaya. İmanın esasları, İslam'ın esasları böyle taklide dayalı bir, gelişkinler için konuşuyorum ama, taklide dayalı bir fıtrata uygun itimat edilen kaynaktan gelmesi yetmez. Neden? Çünkü bizim peygambere olan itimadımız veya peygamberden nakil yapan bir alime, bir bilgine, tarihte ismi meşhur olduğu için kullanayım, yoksa kaynak vermek için değil, Gazali böyle söylüyor denildiği zaman insanlar ya böyle hani büyük bir alim söylemiş bunu diye aynen alırlar. Ya da Kur'an'da ayet var dediğimizde aynen aldıklarını zannediyoruz. Orada atlanılan bir nokta var.
Gelişkinler için. Ki çocuklar için ona gerek yok diyeceğim işte. Üç elemanttan ikisi, üçü gelişkinler içindir. Bir tanesi noksan olmak üzere ikisi de çocuklar içindir. Yani kutsal çocuğun saygı duyduğu, güvendiği olacak. Bir de yapılan telkin fıtrata uygun olacak. Ama muhakeme isteyecek miyiz? Hayır. Çünkü çocuk otomatik olarak babasına saygı duyar, annesini sever, saygı duyar. Çocuk olarak aynen onları en yüce kaynak olarak görür. O fıtratta yaratılmışlardır, muhakeme etmez. Gerçi kısa bir süre içerisinde muhakeme etmeye başlar, sorgulamaya başlar da özellikle hissiyatına, mesela ahirete imandan bahsettiğiniz zaman, Allah'a imandan bahsettiğiniz zaman, kainatın yaratıcısı var diye çocuğun kapasitesine göre basitçe bir açıklama ile takdim ettiğiniz zaman kabul eder. Genellikle. Sonra büyüyünce yavaş yavaş sormaya başlar. Sorgulamaya başlar. İyice büyüyünce mutlaka onun kaynaklarını, yani gelişkin olunca muhakemesini ikna edecek kaynaklarını bulmaya çalışır. Şimdi gelelim gelişkinlere. Gelişkinlerde mesela siz muhakemeli olan bir görüş beyan ediyorsunuz. Ve bu görüş fıtrata da uygun. Gelişkin hemen bunu kabul eder mi? Etmekte tereddüt edebilir, kabul etmekte tereddüt edebilir. Neden? Ya der, bu bir mantık oyunu olmasın? Yani muhakemeli gibi görünüyor ama siz o kişiyi, eğer bu muhakemeli olan tebliğinizi onun itimat ettiği bir kaynağa dayanarak yaparsanız, Kur'an'da böyle diyor, Resulullah böyle diyor diye yaparsanız, o zaman kabul eder. Ama kardeşim ben düşündüm taşındım, dün gece bütün gece boyunca bunu düşünmüştüm diye biz ona felsefe diyoruz. Benim düşüncemin ürünü dediğim zaman, ya bu adam bir yerde mantık kayması yapmış olmasın der. Yani doğru gibi görünüyor ama der, o kişiye itimadın sağlanması içindir kaynaktaki kutsiyet. Çocuğun kaynağı babadır, annedir, büyükleridir. Ama insanların kaynağı dini sembollerdir. Gelişkinlerin kaynağı dini sembollerdir. Dini sembollerin bize kazandırdığı itimada dayanarak muhakeme etmeksizin fıtrata uygun, doğru olan, hak olan bir sonucu teklif etmek de yanlıştır. Yani yetmez. Ne yapacağız? Muhakemeyi ikna edecek delillerle getireceğiz ki Kur'an böyle delillerle konuşuyor. Peki, ana problemimiz ne? Dedim ya, zaman böyle meseleler çok ince. Ana problemimiz şu, bizim gelişkinler olarak çocuk anne ve babayı otomatik olarak otorite kabul eder. Peki, gelişkinler otomatik olarak Kur'an'ı ve peygamberi kabul eder mi? Hayır. İşte bu nokta atlanıyor. Hayır. Mesela birisi diyor ki, ya peygamber böyle demiş, Gazali böyle demiş, Said Nursi böyle demiş dedi diye biz o kişiyi ikna ettik zannetmeyelim. Çünkü insan peygamber de kim, neyin nesidir? Bir de onu bana izah et deme ihtiyacı hisseder. Dolayısıyla mehazdaki kutsiyet, kaynaktaki kutsiyet gelişkin için sorgulamaya açıktır. Çocuk için annenin babanın üstünlüğü ya da dediğinin doğruluğu her zaman sorgulamaya açık değil. Çocuk itiraz etse de anne baba gayri fitri olarak çocuğa zorla yemek yedirmeye kalkar. Arkasından koşar, kaşık elinde, aa aya bak, güneşe bak falan diye kandırarak ağzına bir lokma vermeye çalışır. O bizim Türk kültüründeki ahmaklığın daniskasıdır. Ona böyle insan nefret edici şekilde bakıyor da hiç fıtratla alakası yok. Ona anne şefkat ettim zannediyor. Onları karıştırmayın. Gerçekten fıtri olan telkinleri düşünün. Fıtri olan telkinler çocuğun ihtiyacı olduğundan çocuk da fıtraten haberdar.
Anne babadan gelince otomatik olarak kabul eder. Gelişkin, fıtratına uygun bir teklif geldiği zaman, mesela ahiret var. Bütün fıtrat ahiret ister, insan fıtratı. Ebedi saadet ister. Ya olsa iyi olur ama der. Peki nereden gelecek bu? Kur'an'dan diyorsunuz. Ama adam Kur'an'ın mutlak kelamullah, Allah ve Allah'ın bütün kainatın Rabbi olduğundan ne kadar haberi var? Onu unutuyoruz. Kur'an'dan geldi diye adamlar pat diye gelişkinlerin tabi olacaklarını zannediyoruz. Hayır. Çocukların baba ve anneden gelen fıtri tekliflere olduğu gibi kabul etmeleri fıtridir, ama bir gelişkinin sırf Kur'an'dan geldi dediğin zaman Kur'an'da neyin nesidir demesi normaldir, insanidir. Bu temellerin açıklanması, tesis edilmesi lazım. Yoksa efendim üstad Bediüzzaman falan böyle söylemiş diye işte kutsi kaynaktan gelmesi lazım dedi. Yani menhazdaki kutsiyet avamı ittibaha sevk eder demişti ya. O zaman bak kardeşim, ben söylemiyorum ya. Risale'den bir nakil yapıyor. Bir hadis naklediyor. Bir ayetten nakil yapıyor. Gelişkine diyor ki işte kabul etmen lazım diyor. O da diyor ki ya ben yani Kur'an diyor, Allah'ın kelamı şu bu falan diyorlar ama yani o 1400 sene önce bir insan uygulamış, güzel de olmuş ama şimdi de geçerli demek değil ki diyor. Cevabımız yok. Bu adama mehazdeki kutsiyet yeterli diyemeyiz. Böyle ayrılıklar var gelişkinlerin eğitimiyle çocukların eğitimi, terbiyesi arasında. Çocuk babasının, annesinin otoritesini sorgulamaz. Ama gelişkin kaynağın otoritesini sorgular. Bunu çok zaman unutuyoruz. İnsanlar biz Müslümanız dedik diye ayeti hadisi olduğu gibi nakletmek suretiyle işte kardeşim böyle inanmazsan kafirsin, ebedi cehenneme gideceksin demeye gelen bir tavırla tebliğ yaptığımızı zannediyoruz. Hayır, bu tebliğ falan değil. Ahmakça bir konuşmadır. İnsaniyete hiç de uyan bir konuşma değildir. Kaynaktaki kutsiyetin kazanılması için kaynağın kutsiyetinin tanıtılması şarttır. Kaç kişi Türkiye'de gerçekten, yani işte Türkçe konuşulan bir bölgede kaç kişi gerçekten Kur'an'ın kelamında olduğuna dair araştırmış, incelemiş ve bir sonuca ulaşıp mutmain olmuş insan olarak? Aklen kalben mutmain olmuş. Kaç kişi öyle diyorlar diye takip ediliyor. Bizim dinimiz diye takip ediliyor. Yoksa ben araştırdım, inceledim, böyle secdeden secdeye kapandım, Kur'an çalışması yaptım diyen kim çıkar ki? Böyle bir kültür yok ki. Onun için böyle bir toplumda gelişkinler için kaynağın kutsiyeti yetmediği gibi o kutsiyetin izahı gerekir. Ama çocuklarda baba ve anneye itaatin izahı gerekmez. Baban öyle söylüyor, annem öyle söylüyor der. Hani arada bir fıtri olmayan teklif yoksa, anne baba şuurluysa yani kabul eder. İşte ben telkini ancak bu şartlarda çocuklar için geçerli diye anlıyorum. Yoksa hiçbir şart altında kutsi kaynaktan nakil de yapsanız, yaptığınız nakil doğru da olsa, telkin hiçbir surette gelişkin için geçerli değildir. Telkin olmaz. Mutlaka tebliğ, izah yapılacak. Allah razı olsun hocam. Yani bu telkin ve tebliğ kavramı, yani geçen hafta da üzerinde biraz durmuştunuz ama böyle biraz üzerinden geçirmişti vaktin darlığından ötürü, ama bu kategorize inşallah arkadaşlar için de istifadeli olmuştur diye tahmin ediyorum. Ahmet Ali'nin yorumları vardı. Onları bir okuyalım. Vaktimizi tamamladık. Son katkıları alayım ben. Ondan sonra dersi bitirelim inşallah.
Ahmet Ali diyor ki tebliğ, aklı kapı açmak, iradeyi elden almamak, telkin, ihtiyarı tam elde etmemiş kişilere, çocuklara yapılır ama sonunda tebliğe çevrilecek hale getirmeye müsait olacak bir anlayışla olmalıdır. Ama sonunda tebliğe çevrilecek hale getirmeye müsait olacak bir anlayışla olmalıdır. Çocuk iradesini elde etmeye başladığı zaman, muhakemesini kullanmaya başladığı zaman o yapılan telkinleri kendi dünyasına sorgulayarak kendisine ait kılabilmelidir veya şöyle bir şey diyelim, yani böyle bir arayışa zaten girecektir. Çünkü artık mehazlar sorgulanabilir bir hale gelecektir. Ahmet Ali de bunu vurgulamak istedi diye anladım ben, Allah razı olsun. Ahmet Ali'nin yine bir yorumu daha var. Çocuğa yapılan telkinler ileride kendisine tebliğe dönüşecek sorgulamaları yaptıracak fıtri bir şekilde olmalıdır. Yani fıtrata uygun olmalıdır. Onun ileride insani sorularını aktif hale getirecek şekilde diye ekleyeyim buraya, şekilde olmalıdır. O telkinlerle yapılan konuların sonuç olduğu, onlar için onaylanacak hakikatler olmalıdır. Evet, yani o telkinler sonuçta bir muhakeme süzgecinden geçmediği, doğrudan elde edildiği için Ahmet Ali'den anladığım kadarıyla bir sonuç olacaktır aslında. Bir tasdike dayanan bir elde ediş, kazanım şeklinde olmayacaktır. Fakat bunlar daha ileride onun bunun hakikati var mıdır, yok mudur şeklinde bir araştırmaya girmesinde elinde bulundurduğu doneler olarak hizmet edecektir. Bir anlıyorum ben, bilmiyorum yani yanlış anladıysam beni düzelt Ahmet Ali. Evet, Allah razı olsun. Yani gerçekten Allah razı olsun. Bu çocuk konusu özelinde yetişkinler için dersimizi de aldık. Elhamdülillah. İnşallah önümüzdeki hafta, cumartesi günü görüşmek üzere diyelim. Pazar günü de 5. taife, fakirler ve zayıflar taifesidir kısmından devam etme duasıyla diyelim. Gülüşen Hanım diyor ki bir de telkin ile tebliğ yapılacak dönemleri demek istediğiniz herhalde. Dönemleri iyi analiz etmeli herhalde. Yani bu konuda sanırım muhatap o mehas kutsamaya başlandığında herhalde o sorgulanma dönemi başlandığında tebliğ döneminin geldiği ortaya çıkmış oluyor herhalde. Ama iyi analiz etmeli gerçekten. Çünkü eğer ki karşıdaki muhatap artık tebliğ ile muhatap olunması gereken bir muhatapsa ve biz ona telkin ile muhatap oluyorsak yanlış bir metot uyguluyoruz demektir. Veyahut telkin ile muhatap olmamız gereken bir muhatap ise biz ona tebliğ ile muhatap olmaya çalışıyorsak, yani onun muhakemeye davet eden, analize davet eder bir şekilde, onun seviyesini aşan bir şekilde muhatap oluyorsak yine yanlış yerde yanlış iş yapıyoruz demektir. Allah razı olsun. Ahmet Ali diyor ki aslında kainatta çocuklara telkin yapıyor. Yanlış vurguladım Ahmet Ali. Aslında kainatta çocuklara telkin yapıyor. Sadece anne baba değil. Çocuğun dünyası telkinler dünyası. Kainat çocuklara nasıl telkin yapıyor Ahmet Ali? Ne demek istedim? Çocuğun dünyasına yani bugünkü yaptığımız anlamda yumurtayı tavuktan biliyor. Bu telkini kainat mı yapıyor?
Vallahi bu telkini genelde anne babalar veriyor. Bak gördün mü bu yumurtayı? Bak bu da tavuk. Ha bu yumurtayı tavuk yapıyor işte. Diye sanırım bu telkini anne babalar yapıyor. Fakat kudretli bir Halık'la birleştirmediğinde çocuğu ya yani bu geçen hafta konuştuğumuz en önemli konulardan bir tanesi bu ruhun imbisat etmesiydi. Yani diyelim ki bir o örneği tekrar hatırlayalım. Bir anne, bir baba işte evladına bir yiyecek getirdi. İşte bir elma getirdi. Al bak sana ben elma aldım, elma getirdim diye bir örnek vermiştik. Bu böyle bir ilişkinin çocuğun ruhunu genişletme noktasında hiçbir hizmeti yok. Ama bu elma seni yapan, kainatı yapan, beni yapan zat tarafından sana senin için yaratıldı ve sana gönderildi dediğimizde artık onun ruhunda bir genişlemeye vesile olacak bir yolculuğa onu davet ediyoruz demektir. Evet. Ama o dediğin vurgular önemli. Şu son paylaştığımı söylüyorum Ahmet Ali. Daha sonra bunları muhakeme edecek ve kararını verecek. Ama inşallah muhakeme eder yani. Bugünkü bu, çünkü bu aldığımız bu terakkiyat-ı medeniyet derslerinin en önemli şeylerinden bir tanesi de onu hangi derste konuştuk hatırlamıyorum ama aklı kullanmaya davet etmekten ziyade maddi bir mesele, kainata dair bir Mesnevi Nuriye dersinde çalışmıştık. Kainata dair bir meseleyi konuştuğunda sadece maddi olana yönel diye bir şartlandırmanın bugünkü eğitimin merkezinde duran bir yaklaşım olduğu üzerinde konuşmuştuk ki bu çok önemli. Yani bizi bu mihazdaki kutsiyet şuydu buydu bu tarz tartışmalara bile gündemine almayan bir maalesef bir empozenin içerisinde yaşıyoruz. Bundan farklı olmak lazım. Evet, Allah razı olsun herkesten. İnşallah önümüzdeki hafta cumartesi günü dersimizde görüşmek üzere diyelim. Dersi bitiriyorum inşallah. Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim ve ahir davahum enil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.